أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل وسلم صلوا على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل Cennet-i Adn'in elleti va'ada'r Rahman ibadehu bil gayb innehu kana va'duhu ma'tiyya. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi niye yarattığını, dünyanın için yarattığını ve önümüzdeki yolculuğun ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde bize bildiriyor. Bir askeri müfreze yola çıkacağı zaman bunlar ne kadar yol yürürler, operasyon ne kadar devam eder Osmanlı'da mesela tahmin edilir. Bir insan bir iş yapıyor, bir montaj yapacağı zaman bu iş ne kadar sürer? Bu çatı, bu bina, bu inşaat, bu makina ne kadar zamanda kurulur? İnsan tahmin eder. Bu bahçeyi ne kadar zamanda ekip biçerim? Operasyona gidecekleri zaman da bunun hesabını yaparlardı. Yolda ne yiyeceğiz? Nerede hangi meyveden istifade edeceğiz? O bölgede ne var? Bu dünyalık ahiret hususunda da bize Kur'an haber veriyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklıyor. Yani insan günün programını yaptığı gibi, ömrün hesabını yaptığı gibi, esas sonsuz ahiret meselesi gerçek olan odur. Az önce Risale-i Kutsi'yi dinledik. Çok mühim meseleler. Onu da mütalaa edeceğiz. Bugün birkaç konu var. Onları başlıklar halinde konuşacağız inşallah. Allah-u Teala فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sure-i Meryem'de yukarıda Allah'ın nimet verdiği insanları konuştu. Daha sonra gelenler Resulullah Efendimiz'in dönemi, sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in. Daha sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Bir su kaynağından uzaklaşınca maalesef başka kaynaklar karışıyor. Tabii o başka bahsettiğimizde pınar suyu değil. Mahalledeki insanların efendim kazerat dediğimiz temiz olmayan sular. Halbuki o pınar suyuydu. Ancak o dereye başka sular karışınca dağdan gelen pınar suyu oldu bulanık bir su. Din de asıl mecrasından, kaynağından uzaklaşınca
sahabe dönemi. Orası Pınar'ın merkezi. Uzaklaştıkça bozulmalar oldu. Onun için Resulullah Efendimiz hayr-ı ümmeti karni, benim ümmetimin en hayırlısı dönemim. Suyun kaynağı orası. Sümmellezine yelunehum, tabi'in sümmellezine yelunehum üç defa tekrar ediyor. Tebevut tabi'in dediğimiz İmam-ı Azamlar dönemi ve ondan sonraki dönemler. Orada hakikaten bütün müçtehitler, büyük veliler o dönemlerde görüyoruz. Muhaddisler orada, müfessirler orada, fukaha, müçtehitler hep orada. Ondan sonraki dönemler o menba suyundan efendim suyu doldurup bize aktarmaya çalışan efendim bir yapıya benziyor. Menba suyundan kim iktibas ettiyse kurtarıyor. O kaynağından uzaklaşıp şimdiden dereden su doldurmaya kalkışınca bulanık su ikram ediyor. İşte bizim hata yapmamaya çalışmamız buradan kaynaklanıyor. Yani yeni bir şey ortaya atmıyoruz. Kaynağında ne varsa, mesela 40-50 tane tefsire bakıp tefsir dersleri devam ediyor. Ne yapıyorum ben? Nakil yapıyorum. O su menbaına sistemi kurduk, fabrikayı. Oradan dolduruyoruz, içiriyoruz. Sahabe bunu demiş, peygamber bunu demiş. O zamanki büyük üstadlar, müfessirler, İmam-ı Azamlar bunu demiş. Bu. Bunun dışına çıktın mı pusulayı şaşırıyorsun. Modernizm başlıyor, deizm başlıyor. Bir sürü bulanık işler. Allah verdiği ömür sermayemizi bir defa veriyor. İkincisi yok. Burada denemeye kalkışmayacağız. Oraya gideyim, buraya gideyim. Yok, öyle bir şey yok. Kaynağından suyu dolduracağız. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَالْفُونَ Sonradan gelenler اَضَاءُ السَّلَى Namazı terk ettiler. Zayi ettiler. Ayet-i kerimede اَضَاء kelimesi Türkçe'de zayi. Bak, namazın terki de yok burada. Namazın zayiatı var. Nasıl olur? Ayakta bevleder. Oturunca sen idrarına efendim komut veriyorsun. O damlacıklar çıkmaya devam ediyor. Ondan sonra oturunca neticede vücut etten oluşmuş bir yapı. O kalan damlacıklar çıkmaya devam ediyor. Onun için biz işgüzarlık derdinde değiliz. Oturarak mutlaka büyük küçük defi hacetlerin olması, fıkıh kitapları böyle söylüyor. Neden? Biraz düşününce, ayakta olunca böbrekler burada su kalıyor. Ama yere inince tamamen verdiğin komutla kaserat dediğimiz efendim idrar atılıyor. Böyle aldığın abdeste oluyor. Ali Haydar Efendimiz öyle dermiş. Abdest ya yani namaz helada başlar. Yani hadesten taharet diyoruz, necasetten taharet diyor. Oradan başlıyor namaz. Setre avret diyoruz, istikbali kıble vakit niyet. E şimdi adam namaza gidiyor, ne güzel, cumaya gidiyor, tamam. E haftada bir geldin cumaya, ha namazını kılıyorsundur. E daracık elbiseler, tişörtler, ondan sonra kıl nasıl kılarsan kıl. Ya tamam da yemek yap nasıl yaparsan yap oluyor mu? Suyu döktün, salçayı döktün, yağ döktün, karıştırdın, yemek oldu. Olmaz ki, kaynatacağım bir sürü işler var onun. Şimdi namazda biliyorsunuz rüküye gidince o biraz kısa elbiseler, tişörtler, bel tamamen açılıyor. Şimdi omuz açılsa namazda bir sakınca yok. Ha, edep olarak konuşulur, ayrı bir meseledir. Ama namazda namazın olur. Ama göbekle diz kapağı arası galiz olan oranın mutlaka kapanması farz. Açık kalırsa namaz olmuyor. E şimdi rüküye gittiğin müddet edep mahallinin tamamı açık kalıyor. Tam belin bitiş noktası. Bunu bilmeyen yok, anlamayan yok. E bir namaz kılıyoruz ya. Bak ne diyor ayet? Adâ'us-salâ. Namazı zayi edecekler. Bak kılmayacaklar demiyor. Namaz kılınıyor ama zayi oluyor.
Feveylülil musallin, çaput olarak yüzüne vuruluyor. Al bu yemeği sen ye. Gittin bir tesise, yakmış yemeği şeyi. Ondan sonra bu yemeği ye, buyurun sen ye. Sana ikram edeyim. Ömrümde boza içmemiştim. Bir yere gittim ben, Sakarya'da, çocukluğumuz orada geçti. Gittik orada bir yerde, dediler boza. Allah Allah, boza nedir ya? Duymamışım. Ondan sonra getirdiler, bozuk. Ya affedersin, bir kokuyor ama ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Onun bozuğu da acayip bir şey. Yani böyle koklamak mümkün değil. Getirdi bana, aman Allah'ım, yaklaştırdım, mümkün değil. Dediler herhalde bu böyle yeniyor. Dedim bir bakayım, tadı da bir acayip. Bıraktım oraya. Adam parayı da aldı. Bardağı da götürdü. Ondan sonra dedim boza herhalde böyle bir şey, ömrümde yemedim. Bundan 5 sene evvel, mübalağa etmiyorum, bir program sohbet bitti, dediler boza yiyeceğiz. Hey dedim, yemem onu. Ya dediler bir ye. Şimdi uzaktan bakıyorum güzel kokuyor. Ha, yedim. Ulan ne güzel bir şeymiş bu. 30 senedir niye yemedik biz bunu? Ha. Ya şimdi kaynağından uzaklaşmış, bozulmuş. Bozulunca da yenmiyor. Onun için yani siz müşteri kaybetmeyin. Bak 30 sene müşteri kaybetti adam. İmalatı düzgün yaparsa devamı gelir. Öbür türlü bir sefer kazanırsın, bir daha gelmez kimse. İş güç sahibi olanlara da dürüstlük, asalet, adalet nasip eylesin. Burada ne oldu? Eda'us sala diyor. Namazı zayi edecekler diyor. Bak terekü sala demedi. Namazı terk edecekler demiyor. Bu ayet çok dikkat çekici bir ayettir. Başka bir rivayette, o beni çok korkutur, Sahih Müslim'dedir o, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kıyamete yakın en fitne insanlar namazı son vaktinde kılacaklar diyor. Bak kılmayacaklar demiyor. Şaşırdım. En büyük fitneli, fitneye düçar olmuş insanlar namazı diyor son vaktinde kılacaklar diyor. Tahsin, bunun kaynağını bir şey yap, yazalım. Hemen buluruz sana, söyle. Sahih Müslim'de bu hadis-i şerif. Şaşırdım. Acayip. Yani namazı kılmayacaklar demiyor. Zaten ayeti kerimede erayetellezi de geçmiyor mu? Erayetellezi yükezi bu biddin fedalikellezi yedu'ul yetim ve la yahullu ala ta'amin feveylül musallin. Feveylün, yazıklar olsun. Feveylün lil musallin. Musalli namaz. Namaz kılanlara diyor bak ayet. Kılmayanlar zaten gitti. Vurdu kafayı efendim cehennemin duvarına. Namaz kılıyor. Abdesti abdest değil. Tadil erken rüküde süp diyemiyor. Sübhan Rabbiyel Azim. Büyük iş. Süp dese iyi. Süp. Ya Sübhan Rabbiyel Azim bari bir defa ya. Temel dedi ya, ben Sübhan Rabbiyel Azim diyemedim. Dedi ben hiç diyemedim dedi ya. Sen bir defa dediysen iyi. Şaka değil bunlar, ayet. Bir elbisenin bile dikte nasıl dikersen giy, yamuk yumuk elbise kim alır? Anlat bitmez bunlar. Mübarek dünyalığa kafan çalışıyor da bir de kalkıyor adam, namazı kıl da nasıl kılarsan kıl. Milleti dinden soğutma. Sen soğutuyorsun dinden. Niye elbiseni yamuk giymiyorsun? Niye arabanı efendim için yamuk yumuk gezmiyorsun? Bir teker böyle bir teker böyle gitse olur mu? Makineyi niye efendim yanlış bağlamıyor? Bağla bakayım makine çalışıyor mu? Nereden sayarsan say. Bunlar olmuyor da sonsuz kudret sahibi Allah'a, yarattığı her şey bu kadar güzel yaratmış, bir çiçek bile ne kadar güzel endamlı, ona gelişi güzel kulluk olur mu ya? Yakışır mı bu? Yapıyoruz madem bu namazı, kılıyoruz. Elhamdülillah bu milletin kalbi iman dolu. Millet kılıyor namazı elhamdülillah, hakikaten bakıyorum. Yani tahmin etmediğin kişi namaz kılıyor. Ne güzel. O zaman hakkını verelim ya. Zayi etmeyelim bunu. Ki de Allah gani gani rahmet eylesin. Efendi Hazretlerimizin de talebe arkadaşıydı İhsan Efendi. Bizim Sakarya'mızın manevi mimarı. Allah bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Onun böyle bir şeyi vardı. Sohbete çıkardı.
Çıktığı gibi ilk başlayacağı şey tadili erkana dikkat edelim. Onun üzerine çok dururdu. Tadili, yani namazı hakkını verelim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِي مِخَالْفٌ اَضَعُوا السَّلَةِ Namazı terk ettiler. Hadesten taharet, necasetten taharet, setru avret. Örtüye dikkat edeceğiz. Bizim sarık 70 kat fazileti var. Aynı namaz kılıyorsun. O 2 sevap alıyor, sen 70 sevap alıyorsun. Alalım, ne var, zor bir şey değil bu ya. Bir sarık takacaksın. Cübbeyi niye giyiyoruz? Yani böyle bir cübbemiz olsun, bir farklı. Değil ya, değil arkadaşlar. Setru avret demek, yani edep mahallin örtülmesi. Pantolon falan değil. Elbise, kumaş, şu ve oraya takılmayın. Ya mesela burada bir şey var. Bu ne yaptı burada? Ne bu? Tahta galiba. Ha? Sunta, neyse işte. Şimdi burada bir işleme yapılmış. Fakat şurada bir düğme var. Buna basınca burada 100 kilo altın var. Öyle bir şey yok ha. Burayı patlatmayın sonra. Şimdi ne oldu? Setir. Şimdi bu örtüyor. Anlayamıyorsun. Halbuki adam levha koyuyor. Levhanın arkasını bir bakıyorsun. Adamın kasası orada. Örtmüş. Yani setre avret konu geldi, net söylüyorum. Sen şimdi rükûya gittiğin zaman edebin örtülmesi. Burada ne var? Görülmüyor. Şimdi pantolon cübbede olmayınca setre avret oldu mu? Siz söyleyin, oldu mu olmadı mı? Olmuyor ki, her şey ortada. Kızmayalım birbirimize. Yani burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani orada ne olduğu anlaşılmıyor. Bunun ardında 10 kilo altın var. Görebiliyor musun? Söyleyin, görebiliyor musun? Görülmüyor. Setir, örtmüş. İşte onun için cübbe, yani rüküye ve secdeye gittiğin zaman örtüyor. Arslan ne yapıyor? Mevla ona bir efendim setir etmiş. Edep mahalli, kuyruğu vesaire örtüyor. Her neyse, yani Mevla'nın yaratması, farklı evsaflar. Şimdi ayet-i kerimede اَذَاُوا ve وَتَّبَعُوا الشَّهْوَةِ şehvetlerine uyacaklar. İşte az önce Risale-i Kudsi'ye tevafuk etti. Yani insanlar Allah'ın emri niye böyle? Niçin böyle? Şimdi böyle bir döneme geldik. Yani insanlara bir şey anlatıyorsun. Lebbeyk. Tabii ki Allah'ın emri budur, yapalım. Peygamberin sünneti budur, yapalım. Böyle olması lazım. Ama niye yapalım? Niçin olsun? Efendim fazla ileri gitmeyelim. Milleti dinden soğutmayalım. Ya şimdi tamam da Allah-u Teala takınılacak bir merci değil, haşa. Allah'a ölümüne kulluk yapılır. Bilal Habeşiler ölümle karşı karşıya, Allahu ehad, Allah birdir. Yani o onca baskıya rağmen Allah'a kulluktan vazgeçmediler. Yani ufak bir gayret bile olmayacak hale gelmek olmaz. Vettebe'u şehvat, şehvetin peşine gitmek, Allah nefsani arzuları yerine getirmek belasından bu ümmeti hepimizi kurtarsın. Ezhebtum tayyibatikum fil hayati dünya. Dünya hayatında bütün nimetlerin tadına baktınız. Yemeler, içmeler, ziyafetler, arzular, hepsi kendi istediğinizi yaptınız. Benim dediğimi yapmadınız. Hangi cenneti istiyordunuz? Cenneti kazanmak için dediğimi yapacaktınız. Sen hep kendi dediğini yaptın. Benim dediğimi yapmadın dese Allah, ne cevap vereceğiz? Bak sabah, pazar sabahı kalktınız, istirahatınızı terk ettiniz, kısa geceler. Burada nefsin arzularından vazgeçmek, Allah'ın rızası için koşmak. Bu büyük bir gayrettir, büyük bir davranıştır. Buna gayret edeceğiz. Belki de bu meclisler dünyayı ayakta tutuyor ha. Bu kadar söyleyeyim yani. Bu kadar söyleyeyim. Allah bizi yolunda nefes tükettirsin inşallah. Amin. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا diyor. Bak ayet. Onları gayya çukuru, vadin fi cehennem. Bu gayya dediğimiz cehennemde bir vadidir. Cehennemin kendisi o çukurdan Allah'a sığınır. Cehennem diyor ki Allah'ım bu gayyadan sana sığınırım diyor. Ne acayip bir şey ya. اِلَّا مَنْ تَابَ tövbe etti. Neye tövbe ediyor? Dosdoğru namaz kılacağım. Bakın bu korkarım. Kıl namazı kıl, nasıl kılarsan kıl, adamı dinden çıkartır.
Yani bu sözü sadece konuşmak yanlış anlaşılır. 15 dakikadır meseleyi, bunun bir altyapısı var. Bu meseleye binaen söylüyorum ben. Yukarıki meseleyi anlattıktan sonra namazı nasıl kılarsan kıl, adamı dinden çıkartır. Yukarıki meseleye bina ederek söylüyorum. Bu cümle alınırsa o zaman yanlış anlaşılır. Yanlış anlayan sensin. Ben sana bir şey anlatmaya çalıştım. Allah'a kulluğu basite almak doğru değil. İmalatı yanlış yapmak doğru değil. Yamuk yumuk mutfak tezgahı getirdi. Yamuk yumuk masa getirdi. Yamuk yumuk bir makine getirdi. Alır mısın? Almazsın. Gömleğin yarısı yırtık, yarısı sağlam, yarısı şu, yarısı bu. Kolu bir tanesi burada, bir tanesi orada. Alır mısın bunu? Gömlek olsun da nasıl olursa olsun. Buyurun giy o zaman. Binlerce misal verilir. Bunun misali ucu bucağı yok. Allah'a kulluk da öyle geliş güzel olmaz. Rabbim hakkıyla kulluğa bizi muvaffak eylesin. Amin. Dikkat etmek lazım. Bakın Mevla Teala iki şey, namazı zayi ettiler, terk ettiler demedi. İki, nefislerine uydular. İnternetler, eğlenceler, haramlar, günahlar. Bu kadar haramın içinde ne işin var senin ya? Ne işin var? Ne işin var? İlla men tabe, tövbe etti ve amene, iman etti. Allah'a, meleklere, kitabı, peygamber, ahirete, kadere ve amile salihan, salih ameller işledi. Ve amile, ameli salih, innellezine amenu ve amilu salihat. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki bu amel, şey, iman ve ameli salih, iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman. Ameli salih nedir? Kur'an-ı Kerim hep bunu tekrar eder. Merak ettim diyor. İmam Rabbani çok güzel bir tespit yapar. Diyor ki Mevla'nın kulunu muhatap aldığı esas yer İslam'ın 5 şartı. Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sonra namaz. Bak bunu konuştuk. Oruç. Ramazan-ı Şerif geçti. Allah oruçlarımızı kabul eylesin. Tekrar nasip eylesin. Zekat. Zekatlarımızı ödeyeceğiz. Hac. Hac farizası. Bunlar ana gövdeler. Binanın taşıyıcıları. Şu duvar olmasa bina durur. Ama şu direk olmasa ana taşıyıcılar. 5 tane. Bununla beraber efendim ehemmiyetli meseleler de var. İlla men tabe ve amene ve amile salihan. Hevlâki yedhulüle cenne. Onlar cennete girecekler. Ve la yuzlamune şey, şey bakımından zulmedilmeyecek. Allah'ım cümlemize Firdevs cennetlerini nasip eylesin. Cennet-i Adin. Burada Adin cennetleri diyor. Allah nasip eyle ya Rabbim. Üstadımız Mahmud Efendi, Allah rahmet eylesin, mübarek derdi ki Allah'ım senin ayetlerine sana dua ediyoruz. Ömrümüz zaten sayılı. Cennet-i Adin. İman ettik. Salih amel işlemeye çalışıyoruz. Namazdır, ilim meclisidir, zikir meclisidir. Efendim bizlere cennet-i adın, adın cennetlerini nasip eyle. Bize duyurdun bunu, nasip et ya Rabbi. Amin. Şimdi çok cömert birisi, şunu yap sana 1000 lira vereceğim. Yaptık onu, vermemezlik yakışır mı ona? Yakışmaz. Şimdi Allah Celle Celaluhu'da iman edin, ettik ya Rabbi. Ameli salih, kıldık namazımızı vesaire. Cennet-i adın ya Rabbi. Sonsuz merhamet sahibisin, nasip eyle ya Rabbi. Amin. İnşallah. Allah aramızdan bütün muhibbanımızdan birimizi cehenneme nasip çıkartmasın inşallah. Vaadir Rahman ibade. Allah kullarına vaat ediyor bil gayb. Tefsiri okumadan Kur'an-ı Kerim'de, yani şöyle söyleyeyim, din hususunda anlamakta zorlandığım şeylerden bir tanesi gaybe iman. Küçükken sürekli kitap okuyorum. Kafamda sorular birikiyor. Yani bulamıyorum cevabını. Okuyorum okuyorum. Bunlardan bir tanesi gaybe iman. Yani Allah'ı görmedik, melekleri görmedik, kitapları görmedik, Kur'an'ın gelişini, peygamberleri görmedik, ahireti görmedik, ahireti gören yok, kaderi görmedik. Kaderini yaşıyoruz. Ne yaparsın? Yap kendini parçala. Mevla neyi mukadir ve ma tedirin nefsün maza teksibu gada. Yarın ne getirecek bilmiyorsun. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Afatlardan muhafaza eylesin. Bak Pakistan 30 milyon insan evsiz barksız kaldı. 1 milyon hayvan telef oldu. 2000'e yakın insan hayatını kaybetti.
Şu anda Türkiye'nin yarısı kadar insanlar sular içerisinde. Evi yok, barkı yok. Allah razı olsun, bu Hayder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya şimdi oraya gitti. Biz de oraya onun vasıtasıyla destekler ciddi manada gönderdik. Orada şimdi sıcak yemek pişiriyorlar orada. Efendim çadırlar kuruluyor vesaire. Tabii herkes bir şeyler yapıyor. Ülkemiz zaten devlet olarak oraya gitti. Olması gereken ecdadımız Osmanlı nerede mazlum varsa koşardı. Şimdi ülkemiz takat yettiği kadar koşuyor. Allah haktan daim eylesin. Amin. Doğru kararlara muvaffak eylesin. Amin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin. Dinsizlere, hainlere, vatansızlara, insafsızlara Allah fırsat vermesin. Amin. Son nefeste iman cennetini nasip eylesin. Amin. Efendim. Cennetu adinil va'de rahman ibadehu bil gayb innehu kâne va'du me'tiyya. Evet. Allah'ın vaadi gelecek. Gaybe iman meselesinde kafama takılırdı. Yani görmedik Allah'ın melekleri, kitapları, peygamberleri, ahiret kaderi. Yani böyle değil de biz cenneti görseydik, cehennemi görseydik, ne bileyim melekleri görseydik daha iyi olmaz mıydı? Ha, olmazdı. Ama baştan anlayamadım bunu. Sonra anladım. Sonra dediğim daha yani az zaman evvel çözebildim. Tabiri caizse 30 sene uğraştığımı size hemen söyleyeyim. Şimdi Allah dünyayı yaratıyor. Bizi yani insanı düşünen varlık olarak gönderiyor. Ben bunları düşünüyorsam benim dışındakiler herkes düşünüyor. Biz fıkıh okurken hocamıza sorardık. Ya hocam ya bu meseleleri bize açıklayın. Derdi ki gençler biz anlıyorsak herkes anlar. Biz anlıyorsak herkes anlar. Yani hoca veyahut da ilimle meşgul olan farklı birisi değil. Hayvanlar mükellef değil anlama kabiliyetini vermemiş. İnsan anlıyor. Allah düşünme kabiliyeti vermiş. Şimdi ben İsmail olarak canım, yaşamam, gökler, yer hiçbir şey benim elimde değil. Ben bunu biliyorum. Avrupa da biliyor. Vallahi Amerika da biliyor. Tallahi ülkemizin dinsizleri de biliyor. Yemin ediyorum. Sabaha kadar yemin ederim. Sıkıntı yok. Biliyorlar. Hayvan değil bunlar. İnsan. İnsansa biliyor. Siz niye pazar sabahı kalkıp buraya geldiniz? Bilmeden mi geldiniz? Gözünüzü açtınız böyle. Nereye gittiğinizi bilmeden geldiniz öyle mi? Mümkün değil. Buraya niye geldiğinizi, niçin geldiğinizi, gayenizi her şeyi biliyorsunuz. Herkes farklı sevap alacak. Niyete göre. Bazıları da yazıyor, çiziyor böyle aleyhte uğraşmak için cehennemin dibini kazıyor. Allah onlara da akıl fikir versin. Amin. Uğraşıyor. Niye? İhanetle. Yani daha garanti cehenneme gideyim diye. Allah hainlere de fırsat vermesin. Amin. Olacak. Dünya burası. Adam Allah'a ihanet ediyor da kullara yapmış ne? Geçen biri diyor ki hocam seni dinliyorum. Katıldığım var, katılmadığım şeyler var diyor. Ben de dedim ki Allah kainatın sahibi, Allah kendisini eleştirenleri hemen azap etmiyor. Hayat hürriyeti veriyor. Ama şu konu geldi söyleyeceğim. Gaybı da anlatacağım. Şimdi kendime bakıyorum arkadaşlara diyorum ki yani şu bir bakın bizi dinleyenler. Allah razı olsun diyenler iman ehli. Bize karşı çıkanlar İslam dairesinin dışında görüntüde olanlardır. Ya da hainler. Ya, o zaman bakıyorum ben hak çizgideyim. Hainin beni sevmesi, vallahi ters giden bir şeyler var burada. İman ehli sevsin, dervişler sevsin. Ben dervişleri seviyorum. Öbürü sevmiyorum. Sevme, ben de seni sevmiyorum. Abdülhakim Arvasi ne diyor? Benim Allah'a asi olanlara olan nefretim, ahirette benim kurtuluş reçetemdir diyor. Ben dinsizi niye seveceğim ya? Vatansızı niye seveceğim ya? Bayraksızı niye seveceğim? Allah kötülerden bizi uzak eylesin. Adam hem gavurluk yapıyor. Dinsizliğini anladık. Niye vatana ihanet ediyorsun? İpi koparttı mı zaten şirazesi gidiyor. Şimdi gayb şu. Bir adama diyoruz ki yanlış yapma. Misalle kolay anlatabilirim. Yapıyor. Bak başına büyük bela gelir. Efendim kolunu keserler. Kısas ederler. Öldürürler. Efendim Osmanlı'dayız mesela. Yapma bunu.
Bu kadar yanlışlar işliyorsun, ahiretin gider. En sonunda efendim kelepçeyi vurdular, ona gereken ceza uygulanacak. O da anladım. Anladım demesinin bir manası kalmıyor. Mesele bu hale düşmeden bu işi anlamak. Şimdi ölen insanların anlaması, Firavun'un ölüm anında anlaması, iman ettim demesi bildiğimiz iman değil. Ya artık daha inkara gerek kalmadı. Hapishane kapıları açıldı, Kodes'e girecek. Cehennemin kapısı açıldı, cehenneme girecek. Oradaki iman bildiğimiz iman manasında değil. Allah öyle bir zora iman istemiyor. Hür iradeyle iman istiyor. Ben kendimden sorumluyum. Ben hür iradeyle acizim. Hiçbir yetkim yok. Hürriyetim elimde değil. Nefesim, kanım, canım, hayatım elimde değil. Gökler, yerler elimde değil. Ben bunu biliyorum. Yeryüzündeki 7 milyar gavur da vallahi benden iyi biliyor. Avrupa'sı da biliyor, Amerika'sı da biliyor. Biliyor, vallahi biliyorlar. Hayvan değil bunlar. Ama hayvani olarak nefislerinin arzusunun peşine gidiyorlar. Bu kadar net. Ben de karar verdim. Hür irademi Allah Celle Celaluhu'na kulluğa kullanıyorum. Ne isteniyorsa tamam diyorum, yapmaya çalışıyorum. Yani iman ehlinin yapısını anlatıyorum zımnen. Yani Müslümanın yapısında, ruhunda bu var. Diyor ki benim açlığa, yanmaya takatim yok. Ahirette zincire vurulmaya cesaretim yok. Allah açık saçıklığa, içkiye, kumara, faize, zinaya verdiği cezalar, inanıyorum. Yani başa bela gelmeden bunların kabul edilmesi, işte gerçek Allah'ı tasdik böyle ortaya çıkıyor. Bu doğrusu olanıdır. Allah Elif la mim zalikel kitabu la raybe. Benim kitabım Kur'an'da şüphe yok. Huden lil muttakin. Muttaki yani Allah'tan korkanları, Allah'ı efendim onu yüceltip ona kulluk etmek isteyenlere Kur'an fayda ediyor. Nefsinin peşine gidenlere o zaten Allah'ı dinlemiyor ki, niye böyle? Niçin böyle? İtiraz ediyor. İtiraz ediyor. İtiraz edene İstediğin kadar kanun yap. Kanun yapmakla hukuk tesis edilmiyor. Kanun burada, kalpte. Mesela polis alımı çoğaltılınca üzülüyorum. Neden? Demek ki suçlar çoğalıyor. Adliye sarayı diyorlar. Ya adliye sarayı değil, orası efendim fakirlerin aşhanesi olsun. Yetimlerin kalacağı barınaklar olsun. Yani adliye sarayların büyümesi suçun çoğalmasıdır. Adalet saraylarının küçüldüğü günleri Allah bizlere tez zaman göstersin. Yani demek ki suç ne kadar büyük ki dev binalar yapıyorsun. Osmanlı döneminde mahkeme kapıları efendim kapalıydı. Giden yok. Hapishane kapıları ardına kadar açıktı. Hapiste bir tane insan yok. Gidin bakın 150-200 sene böyleydi. Niye halk suç işlemiyor ki? Suç mekanizmalarının olduğu yerlere saray diyorsun. Ya bu saray kelimesi de doğru bir kelime değil. Oraya niye saray diyorsun? O da ayrı bir mesele. Neyse. Ya orada suç olur olmaz, oraya da girmek istemiyorum. Mayınlı tarla. Ama meramım ben adaleti vesaire değil. Meramımız bütün iş burada bitiyor. Sen kendin kulluğunu ispatlayacaksın. Mevla burada hür bırakıyor. Ve akıl veriyor. Hür iradeyle diyor ki göklere bak. Kendine bir bak. Bunları anlıyorsun. O zaman bu görmediğin halde bunlara inan. Sana ordu komutanı, sonuç gayb bu işte. Gaybe iman en doğrusu olanı şu. Ordu komutanı, biz 1000 tane askeriz. Diyor ki şu dağın arkasında 2 gün sonra size baskın verecekler. Düşman geliyor. Hazırlığınızı yapın. Ben 2 günün tadını çıkartırım. Ben hürüm, istediğimi yaparım. 2 gün dediğim 2 günlük dünya. Peygamber diyor ki kainatın sahibi Allah size Azrail Aleyhisselam'ı gönderecek. Eğer onun dediğini yapmazsanız en büyük efendim felaket susuz ve açsı aç ateşe, cehenneme gireceksiniz ve zincire vurulacaksınız. Bize haber geliyor. Ordu komutanı diyor ki efendim düşman geliyor. Akıllı adam ne yapar? Görmedik. Görmedik ama gelen haber doğru bir haber.
Ne yapmak da tedbir alacaksın. O gelmeden pusuya yatacaksın. Düşman geldiğinde onu etkisiz hale getireceksin. Allah Celle Celaluhu. Şimdi günümüzde niye böyle? Allah yalan söylüyor. Niye şöyle? Peygamber doğru mu söylüyor? Bu demek oluyor bu. Diyorum ki benim dediklerim, dinimin emirleri, adam itiraz ediyor. Ya bana itiraz etmiyorsun ki. Yaratanına itiraz ediyorsun. Peygambere itiraz ediyorsun. Şahsi bir fikrim olsa o zaman konuşalım. Efendim mimarlı bir proje çizdik. Orada yanlış bir oda çizdik. Tartışalım. Ben sana din adına bir şey söylüyorum ya. Namazın kılınışını anlatıyorum. Ama ayetin ifadesiyle böyle. Cennet-i Adn'in اَلَّتِ وَعَدَ الرَّحْمَانِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُمْ اَتِيَّ لَا يَسْمَعُنَ فِيَا لَغْوَنْ اِلَّا سَلَامًا. Cennette boş söz yok, selamet var, selam var. وَلَهُمْ رِزْكُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً. Daim nimet var. Ne istiyorsan. Yorulmak yok. İstediğin her şeyi verecek. Tek şart, dünyada Allah'ın dediğini yapacaksın. Yapacağız yani. Dünyada, kulum buyur ya Rabbi. Dediğimi yap, yaparım ya Rabbi. Öldüğün gibi eşittir. Ne istiyorsan yapacağım diyor Allah. Kullar da ne diyor? Tamam ya Rabbim, biz senin dediğini yaparız. Namazsa namaz, ibadetse, örtüyse örtü. Helalse helal, haramsa haram. Ben kızımı erkeklerin arasında göndermem. Medreselere gönderirim. Hafız ederim. Oğlumu hafız edeceğim. İslam yolunda yetiştireceğim. Ya çocuklarımız cennet garantisi ya. Çabucak cennete gideriz. Tilkel cennetü lleti nurisü min ibadina men kâne takiyya. Müttaki olanlara ben cennetimi vaat ettim. Buyurun gelin. 8 milyardan 7 milyarı istediğimi yaparım diyor. Yapabilirsin. Ölünceye kadar, ölünce de istemediğin şeyler olacak. Biz de Rabbimizin istediğini yapıyoruz. İnşallah ölümümüz ne istiyorsan Mevla yapacağım diyor. Ve mâ netenezzelü illâ bi emri rabbik. İnan her şey Allah'ın emriyle gelir. Lehu mâ beyne eydîne ve mâ halfena. Önde ne varsa, geride ne varsa hepsini Allah bilir. Ve mâ beyne zâlik. Arada ne varsa. Geride olanları, ileride olanları. Arada onları da. Ve mâ kâne rabbuke nesiyya. Allah unutmaz. Haşa. Her şeyi bilen o. Rabbus semavati vel ardu ve mâ beynehumâ. Yerlerin göklerin sahibi Allah. Fe'abudhu ve vestabir ibâdî. Ona kulluk et ve kulluğuna da sabırlı ol. Devam et. Hel te'allemu lehu semiyya. Ve yekulul insanu. Şurası çok etkileyici. İnsanoğlu eizâ mâmittü lesefe uhraca. Öleceğiz, tekrar mı dirileceğiz? Evvela yezkürül insanu. Kullarım, buyur ya Rabbim. Enne halaknâhu min kablu. Biz seni evvelden velemekü şey'a, şey bile değildin. Mesela şu anda bir bekar evleniyor. Dünyaya gelecek olan çocuk şey bile değil. Bakıyorsun, bakıyoruz. Niye? Çocuğu olmuyor. 10 sene, 20 sene olmuyor. Bak, olmadı. Allah evladı olmayanlara hayırlı evlat nasip eylesin. Nasrettin Hoca dedi ki, benim torunum olacak. Erkek veya kız, bilenlere dedi, altın vereceğim. İki hakkınız var dedi. Allah Allah. Çocuk oldu. Bir tanesi dedi ki, hocam, torununuz olmuş, oldu elhamdülillah. Dedi söyleyeyim ne olduğunu. Söyle dedi. Kız oldu dedi. O, bilemedin dedi. İkinci hakkımı kullanayım. Kullan dedi. Erkek oldu dedi. Bilemedin dedi. Allah Allah. Bu nasıl bir şey dedi ya? İkiz oldu, ikiz dedi. Ya Nasrettin Hoca. Allah verdi mi veriyor. Allah hayırlı evlatlar versin inşallah. Adam bekliyor, bakıyorsun hakikaten. Evvela yezkurul insan. Kullarım. Enna halaknâ min kabl. Biz sizi daha evvelden yarattık. Velemekü şeye, şey bile değildiniz. Ha? Babanın bile haberi yoktu. Dedenin bile haberi yoktu. Geldin dünyaya. Gözünü açtın. Aa, yerlerin göklerin sahibi Allah'tır. Ona kulluk yakışır. Dedin. Allah'a kulluğa devam ettin. Tarihe altın harflerle adaletli, hakkaniyetli, asaletli bir insan olarak geçtin. Helal olsun. Ne güzel. Öbürü de din düşmanı, vatan haini, ezansız, bayraksız, dinsiz
Hain, imansız. Sen insansın ya. İnsansın ya. Bunlarla ne işin var senin? Gavurun yapmayacağı işleri nasıl yapıyorsun sen ya? Bir de Türk'üm diyorsun ya. Ya Arap desen ne olur, Çerkez desen ne olur, Gürcü desen ne olur, Kürt desen ne olur? Biz burada insandan bahsediyoruz. İnsan, ırk. Yerin dibine girsin ırk. İlk ırkçılık yapan şeytandır. Ene hayrımın, daha hayırlıyım dedi. Neyin hayırlısı ya? Eğer ırk üstün olsaydı, o zaman en üstün ırk Arap olmalıydı. Ama dünyanın en büyük gavuru Arap'tan çıktı. Resulullah'ın öz amcası. Kur'an lanet ediyor. Tebbet yeda Ebi Leheb'i ve teb. Ebu Leheb'in eli kurusun. Kur'an lanet ediyor. En büyük gavur. Kim üstün ya? Üstün olan inne ekremekum indallahi etkakum. Takva. Allah'ta dürüst olmak. Allah bizi Habibinden ayırmasın. Amin. Resulullah Efendimizin Arap olması hasebiyle biz Araplara, yani Arap yapısına hürmet ederiz. Çünkü Allah dini onlara emanet etti. O manada bir saygıdır bu. Irkçılık değil. Lanet olsun ırkçılığa. Nedir bu? Neyin nesildir bu? Kimin kimden üstünlüğü var? Karınca, fil, arslan, hangi arslan hangisinden üstün? Kuzular, koçlar, balıklar, hangi hamsi diğer hamsiden üstün? Hepsi hamsi işte de. He. Temel dedi ya, sarı dur, kavak ağacında kemençe çalayı dedi. Ha o nedir? Nedir o? Bilemediler. Dedi, ne olabilir? Dedi, hamsi dur da. Nasıl hamsi? Ağaca olur. Koydum oraya dedi. E sarı olur mu? Boyadım onu dedi. Her şeye buldu bir şey. Bırak bu temel. Allah selamet versin. Fe rabbike evela yezkurul insane enna halaknahu min qabl ve lem şey bile değildiniz ya. Öyle. Fe rabbike lenahşurennahum ve şeyatin. Ben Rab olarak zatıma yemin ederim. Allah ya. Ben yemin ederim diyor. Lenahşurennahum o kafirleri ve şeyatin şeytanları sümme lenuhdirennahum havle cehennem cissiye. Sonra hepsini cehennemin etrafına toplayacağım dizüstü onları. Sümme lenenzi'anne min kulli şi'atin onlardan dinsiz, imansız, Yahudi, kitapsız, efendim, faşist, ezansız, bayraksız, vatansız, hain, güncel, modernist, deist, Kur'an bize yeter diyenler. Söylem güzel, Kur'an bize yeter. Yani peygamber Kur'an'ı ne anlar? Ben anlatırım size diyor. Dinsize bak. Bu da ayrı bir gavur. Farklı bir versiyon yani. Sümme soborusu acayip. Lenen zi'anne min kulli şia. O grup şia, o taraftar. Şia diyoruz ya, şia. O da bir taraftar. Ne Allah'ın emrine uyuyor ne peygamberi. Şia. Önemli bir şey aklıma geldi. Devletin bu tür meselelerde net açıklama yapması çok isabetli. Geçenlerde Allah ülkemizi idare edenleri hakka muvaffak eylesin. Amin. Reisimiz açıkça efendim bu bazı tarifler yaptı. Ayette geldi tevafuk. Bu şeyle alakalı, Alevilikle alakalı. Orada biz bunu destekliyoruz. Ne manada? Yani devletin bazı şeylerin net açıklaması lazım. Osmanlı en tepeye Şeyhülislam'ı koydu. Din. Din nedir? Kur'an, sünnet. Kur'an'dan anlaşılan, sünnetten ortaya çıkaran. Şu anda 8 milyarın bunu yapma imkanı yok. Böyle bir ilim ehli yok. Müçtehit yani. Bunu kim yapabiliyor? İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmet bin İmam Malik. Bunlar Kur'an'ın hükmü, peygamberin beyanatı, dinin ortaya koyduğu doğru sonuç bu. Buna ehli sünnet denir. Ondan sonraki dönemler işte efendim Hanefi mezhebi İmam Ebu Yusuf vasıtasıyla devlet yapısına da el atınca, yani el atmak derken devletin kadıydı kendisi. Bu sefer devlet işleriyle alakalı hükümler çıktı. Böylece yani Osmanlı bunun üzerine çok durdu. O gelişti.
dinden çıkan sonuç bu. Bunun dışına çıktığın zaman ennâme zebiyye, Zâid-i Kevser Hazretleri ne diyor? Mezhepsizlik mantaratun ilâhâ değil, dinsizliktir. Neden? Çünkü dinden başka bir sonuç çıkmıyor. Reisimiz açıkça ne dedi? Alevilik, efendim, Allah'a tabi olmadan, peygambere tabi olmadan, yani Allahsız, yani Allah olmadan, peygamber olmadan, efendim, Kur'an olmadan, Hazreti Ali olmadan, Hazreti Ali radıyallahu anh, bizim camilerimizde Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali, bütün herkesin burada saysak yarısı Ali'dir, yarısı Hasan'dır, yarısı Hüseyin'dir. Yarısı Fatıma'dır. Herkes, biz bu, yani Ehl-i Beyt biziz diyor. Ya nasıl Ehl-i Beyt oluyorsun? Sonuç itibariyle Allah'a uymadan, peygambere uymadan, Kur'an'a uymadan, Hazreti Ali'ye uymadan Alevilik olmaz. Burada dinsizlik olur ifadesi net olarak orada kullanması. Evet. Yani bunların üzerine durmak lazım. Yani bazı şeyleri net tarif etmek lazım. Konu geldi, ben de şunu söylüyorum. Dinim bana diyor ki kimsenin canına, malına, ırzına ve şahsına hakaret etme, dokunma diyor. Mevla mukaddes kılmış. Yani benim bir hayat hürriyetim var Müslüman olarak. Osmanlı'da yaşıyorum, orada Hristiyan var, Yahudi var. Onun da hayat hürriyeti var. Dinde zorlama yoktur. Onu zorla Hristiyan'ı Müslüman etmeye çalışamam. Ona silah dayayamam. Anlatırım. Gel cenneti kazan derim. Yani ona böyle bir hakaret etme. Senin gibi şöyle şöyle bak. Misal olarak da demiyorum. Efendim inançsız adam, sadece söylerim. Bak bu yol doğru bir yol değil. Dinim bana diyor ki karşındakine hakaret etme diyor. Etmiyorum. Bütün konuşmalarım ortadadır. Peki adam diyor ki demokratım. Anladım. Peki demokrasi nedir? İnsanların giyim, kuşam ve inancına saygılı olmak. Peki 80 sene bana efendim boyunca gerici dedin, yobaz dedin, hakaret ettin sakalıma, çarşafıma. Bunlar Müslüman da değil, demokrat da değil. Avrupa gavurunun bir kuralı var. Ülkemin gavurunun kuralı yok. Allah böyle vatansız, dinsiz, ezansız, bayraksızlara ebediyen fırsat vermesin. Amin. Nesin sen ya? Ben açık konuşuyorum. Nesin? Nesin arkadaş? 28 Şubat'ta ne cami bıraktın, ne Kur'an kursu bıraktın, ne bir şey bıraktın. Ben siyaset yapmıyorum. Sadece ve sadece bu ülkede Osmanlı, Afrikalıyla, Balkanlar, Kafkaslarla bir arada yaşadı. 510 yıl boyunca git araştır. Yunanistan Osmanlı tebaasıydı. Yani himayesinde. Yunanistan itiraz etmedi. Niye kilisesine gidiyor? Canına dokunmuyor, malına dokunmuyor. Senin gibi şöyle Hristiyan diye. Bak misal olarak da demiyorum. Başka türlü onu kullanmasınlar diye. Kayıtlarda yok böyle bir şey. Senin gibi şöyle Yahudi, şöyle efendim. Der ki o yol cennet yolu değil. Bu tarafa gel. Der bu kadar. Adamlar nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya? Dine insanları düşman ediyorsun. Kendine göre bir yol tutturuyorsun. O tutturduğun yolda kural koyuyorsun. Koyduğun kurallarda diyorsun ki insanların inancı, kılığı, kıyafeti, fikri, düşünceleri özgürdür. Ben sadece bir olalım diyorum. Bütün olalım. Birlikte yaşamayı öğrenelim. Sen bana 80 senedir hakaret ettin ya. Camimi kapattın, Kur'an kursumu kapattın, çarşafımı hakaret ettin, sakalımı hakaret ettin. Bırak, müsaade et. Benim giydiğim elbisemin sana ne zararı var? Benim bıraktığım sakalımın sana ne zararı var? Adam kalkıyor bir de efendim cahil cahil bir şey söylüyor. Diyor ki bilim üretin diyor. Bu ne demek biliyor musun? Ey komutan, öyle dağlarda gezmekle olmaz. Bilim üret. Ya o komutan dağda eşkıyayı derdest edecek, vatan selamet bulacak. Ey efendim işçi, bilim üret. Ya o işçi makinenin başında üretecek, o da imalat yapacak. Ey çiftçi, bilim üret. Ya o da tarlada çapa yapacak, sana meyve sebze getirecek. Bilimi laboratuvardaki üretir ya. Benim sınıf arkadaşlarımdan laboratuvarda bir sürü arkadaşlarım var.
Biz de o yolu seçeydik bir sürü benim icatlarım olurdu. Kafam çalışıyor. Ama ben bu yolu seçtim. Yani insanları Rabbime güzel kul olalım diye bu yolda gayret ediyorum. Yani bir şey söylerken bir ufuk açıcı olmalı. Dine hakaret etmek için, Allah'ı ve dini hor etmek için böyle cümleler kullanıyorlar. Yani sanki din böyle şeyleri bilemez. Yani cehennemi garantiliyor. Hakaret var bu işin içerisinde. Dikkat et. Laf nereye gider belli olmaz. Gayretullah'a dokunur, cehennemi garantilersin. Yapma. Her daim yalvardığım bir şey var. Ne o? Her türlü yanlış yapsak da saygısızlık yapmayalım. Hakaret etmeyelim. Allah dürüstlük nasip eylesin. Amin. Tekrar konu geldiği için ülkemizi idare edenleri hakka muvaffak eylesin. Amin. Yani bu tür açıklamalar önemli. Yani net tarif etmek lazım. Şimdi Türkiye'de Aleviler var. Kendilerine göre bir yol tuttu, tamam. E madem böyle bir yol tuttu, o zaman inancın gereği bu ülkede yaşıyorsan benim inancıma hakaret etme. Benim yaşantıma hakaret etme. Benim ülkeme ihanet etme. Yani Alevi kastetmiyorum. Yani kim olursa olsun birlikte yaşamayı bilmemiz lazım. Osmanlı Hristiyan'a da müsaade etmiş. Bunu her defa söyledim. Fatih İstanbul'u fethettiğinde Fener Rum Patrikhanesini yıkmadı. Hadi o zamanlar şartlar tam müsait olmadı. E kanuni dönemi en ihtişamlı dönem. Önünde bir tehdit yok. Avrupa'yı titretiyor. Önüne geleni yıkardı. Niye yıkmıyor? Onun kilisesini yıkarsan o da senin camini yıkar. Bu düşmanlık meydana getirir. Bu bakkal idare etmeye benzemez ya. İslam hukuku diye bir şey var ortada. Arkadaşlar uzun meseleler bunlar. Yani insanlar burada hemen şunu şey yapıyorlar. Hristiyanlığı kutsuyor musun? Ya Hristiyanlık cehenneme giden bir yoldur. Yahudilik cehenneme giden bir yoldur. Burada dünyada aynı yaşam ortamını sağlayabilmek, kavga etmeden. Ve in cenahu lis-selmi fecnah leha der. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa siz de barış yapın der. Bakın biraz daha limiti arttırayım. Konular geldi. Mesela şu anda ülkemiz İsrail'le yani ortayı bulmaya çalışıyor. Yani bunu kaldıramıyorsun ortadan. Böyle bir gücün varsa tamam. Ama böyle bir güç yok. Hiç olmazsa ve incenahu lis-selmi barışa yanaşırsa fecneh leha diyor ayet. Siz de barış yapın diyor. Neden? Ya barış yaparsan konuşursun ya yapma diyebilirsin. E öbür türlü bu sefer kontrolden çıkıyor. Bakın İslam oturur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kurayza, Beni Kaynuka Yahudi'ydi bunlar. Onlarla gidip Medine-i Münevvere'de İslam devleti kurduğunda Medine Anlaşması, 17 maddelik Medine Anlaşması'nı Yahudilerle yaptı. Bunları bilmek lazım. Bunlar uzun uzun anlatılacak meseleler. Böyle bir bölümünü alıp da böyle gelişigüzel bodoslama izahatlar. Din kardeşiniz olarak söylemek zorundayım. İlim ehline dil uzatmayın. İmansız gitmenin alametidir, ben size söyleyeyim. İlim ehline tahkir edenlerin akıbetine bir bakın. Dinsizlerle, teröristlerle kol kola gidiyorlar. Bu kadar açık söylüyorum. Ulemaya dil uzatmanın akıbeti iyi değil. Burada bizim dünyalık bir beklentimiz yok. Bir başka bir beklentimiz yok. Tek derdimiz dindir ya. Şu güzel dini doğru ortaya koyabilmektir. Biz Allah adına, din adına, İslam adına yanlış bir şey mi söyleyeceğiz? Zaten söylesek de Allah razı olsun. Değerli hocalar var, kıymetli üstadlarımız var. Sürekli toplantı halinde illa derler ki ya İsmail bak şu cümlene dikkat et, ikaz ederler. Bizim tefsir kayıtları ile alakalı hocalarım sürekli irtibat halindeyim. Orada ikaz ettikleri iki şey. Bir, ibareyi hızlı okuyorum. Diyorlar hızlı okuyorsun. Ondan sonra biz bile anlamada zorlanıyoruz. Ya şimdi millet Arapçayı anlamadığı için ben hızlı okuyorum. Tercümesini anlatır, anlaşılır hale getiriyorum. Ya diyorum ki hocam sizin dinlediğinizi ben bilmiyordum ya. Onu da öğrenmiş olduk yani. Neyse onu da yavaşlattım şimdi. Ya ama yetişmiyor bu sefer. Daha yarısına gelemedik. Ya 7 sene oldu. 8-10 sene daha. Allah ömür versin de hayırlısı şu tefsiri bitirsem inşallah.
Yani bir insanın bir emeli olur ya, dünyalık emelim bu. Allah'ımın kitabını hiç olmazsa ecdat yazmış, 50 tane tefsiri özetleyip ben de anlatıyorum. Anlatı yani nakil yapıyoruz. Bir şey katmıyorum. Allah ona da muvaffak eylesin. Peki, ayeti kerimeler böyle gitti. Şuradan da bir bölüm okuyup bitirelim. Sevgili Allah'ımız Celle Celle. Elif Lam Ra. Tilke ayetül kitab. İşte bu Kur'an var ya, ve Kur'an-ı Mubin. Bu Kur'an size açıklıyor. Helalleri, haramları hepsini bildiriyor. Efendim, ayrıntıları Resulullah Efendimiz bildiriyor. Rubema yeveddüllezine keferu levkânü müslimin. Rubema yeveddüllezine keferu. Kafirler levkânü müslimin. Müslüman olaydık diye temenni edecekler. Derhum. Bugünden beri anlattık. Burası da konuşmamızı özetliyor. Kur'an, mucize. Zerhum. Bırak onları. Benden bu sözü çok dinlemiş olmanız lazım. Hazreti Ali Efendimiz bizim kütüphanenin başına yazdım. Yani kendime göre bunu hayatımın düsturu edindim. Yanlış düzeltmekle bitmiyor. Yanlışla uğraşmam. Mesela bir yerde bir yanlış var. Hiç uğraşmam. Bir dakika. Çözümü ne? Ne yapalım? Kırılmış. Tamam anladık. Çözümü ne? Yanlışla uğraşma. Yanlış bitmez. Ömrün biter. Gavurla uğraşma, gavur da öldürmekle bitmez diyor. Efendim gavurlara baş kaldıralım. İsrail'e baş kaldır. Buyurun baş kaldır. İsrail'in arkasında bütün dünya var. Amerika var. Gavurdan korkumuz yok. Askerimin müthiş cesareti var. Allah askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Eşkıyanın şu anda kökünü kazıyor elhamdülillah. Kuzey Irak'tan arıyorlar. Sürekli irtibat halindeyiz. Bu kadar söyleyeyim. Sürekli. Allah razı olsun oradaki komutanlar. Efendim gece arıyorlar. Bize kalkıyor, dualar ediyoruz. Dualar ediyor. Geçen operasyona gidiyorlardı. Efendim, aradılar. Efendim orada dualar ettik. Rabbena efri aleyna sabran ve sebbit aktamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Efendim Rabbena Allah'ım efri aleyna sabran. Allah askerimizin üzerine sabır yağdırsın. Efri aleyna sabran ve sebbit aktamena. Allah ayaklarını sabit eylesin. Ve ensurna zaferler nasip eyle alel kavmil kafirlere karşı. Amerika'sı, İsrail'i, Avrupa'sı, bütün onların taşeron firmaları, terör örgütleri hepsinin tarumarına Allah askerimizi muvaffak eylesin. Amin. Hepsinin efendim kahrolmasına askerimizi muvaffak eylesin. Amin. Cesaretler nasip eylesin inşallah. Sonra bu ayetleri okudum. Gittiler bir taarruz, ortalığı darmadı. Sonra haberlere düştü bir şeyler vesaire. Neyse devam ediyor zaten de. Efendim yani gavur öldürmekle bitmiyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor burada? Zerhum. Bırak onları diyor. Yekulu yerler ve yetemettevu faydalanırlar ve ilmi emel emellerin peşine giderler. Biz aydınız, münevveriz, çağdaşız, büyük adamız, daşız, duşuz falan. Fesefe yalemun yakında görecekler diyor. Ne olduklarını Duhan suresi zoku tat bakalım azabı cehennemde yanıyor elleri ayakları vurulmuş büyük adam Avrupalı Amerikalı ülkemizin büyük yavrularından yanıyor cehennemde nasıl? İnneke entel azizül kerim diyecek Mevla. Büyük adamsın sen. Şanlı adamsın. Ne oldu? Ne oldu büyük adamlığın? Şöhretli adamsın sen. Ne zina bıraktın, ne içki bıraktın, ne kumar bıraktı. Vatana, işi gücü ihanet, ihanet, ihanet. Ali Haydar Efendimiz, ülkemizin gavuru Frank kafirinden 12 kat daha beterdir dermiş bu sözü. Vallahi ben aynen kabul ediyorum. Avrupa'daki gavur, gavurluk yapıyor ancak dünyalık makineleri efendim monte ediyor dünyalık bir işe yarıyor. Ülkemizin gavuru eşek heykeli yapmaktan başka hiçbir şey yaptığı yok. Eşek heykeli yapmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Böyle bir gavurların içerisindeyiz. Allah bu gavurlara ebediyen fırsat vermesin. Amin. Açık söylüyorum. Ebediyen Allah fırsat vermesin. Amin. Kenan Paşa dedikleri adam öldü. 480 bin tane heykel yapmış. Hakaret suçtur. Ben hakaret etmiyorum. Yaptığı bu. Gidin araştırın. Ne bu şimdi? Sakarya'da 10 bin kişinin çalışacağı fabrika kurulacağı heykel yaptı adam. 10 bin tane. Ben hatırlıyorum 1980'de. Kocaman bir heykel. Niye? Heykel yapınca her şey bitiyor. Zerhum bırak. Yekulu yer ve yetemettu faydalanırlar. Ve yülümü emel emelleri var.
kendilerine göre yaldızlı cümleler. Ve ma ehlekna min karyetin, biz kavimleri helak ettik. İlla ve leha kitabun ma'lum, onlara kaydettiğimiz her bir efendim insanın, ağacın, otun, canlının, devletin ömrü vardır arkadaşlar. Hakikaten ha, devletlerin ömrü var. Osmanlı ömrü var, bitti. Ülkemizdeki gavurluğun ömrü var, bitti. Allah ebediyen bu gavurlara, putperestlere fırsat vermesin. Amin. Ebediyen Allah fırsat vermesin. Amin. Ezansız, bayraksız, dinsiz, vatansız hainlere Allah ebediyen fırsat vermesin. Amin. Kim? Ya ben bir şey demedim, kim olduğunu isim vermiyorum ki. Kim aklına geliyorsa. Hain dediğim zaman niye filanca aklına geliyor? Terörist dediğim zaman niye filanca aklına geliyor? Dinsiz dediğim zaman niye filanca aklına geliyor da öbürü aklına gelmiyor? Ha işte o. Cennet ve cehennem vallahi dünyada belli ya. Belli ya. Belli. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُمْ مِنْ اُمَّتٍ اَجِلَهَا وَمَا اَسْتَخِرُونَ. Hiçbir topluluğun müddeti ne ileri gider ne gel. Bak burada topluluktan bahsediyor. Her şeyin bir mühleti vardır. O mühlet doldu mu, kaderi ilahi, yaz bitti mi, sonbahar gelir. Bütün dünya toplansa değiştiremez. Gavurluğun miadı doldu mu, İslam gelir. Allah güzel dinimizin efendim ülkemize ve bütün dünyaya yayıldığı günleri tez zaman göstersin inşallah. Adaletin, huzurun tesis edildiği günleri tez zaman göstersin inşallah. Ve kâlû yâ eyyühellezî nüzzilâ aleyhi zikr inneke lemecnûn. O kafirler derler ki bu indirilen Kur'an nedir? O Kur'an'ı getiren peygambere mecnun, deli diyor. Deli. Kendisi deli. Şimdi aynı. İşte peygambere mi ait, peygamber mi söyledi vesaire. Gökten gelenlere biz inanmayız, gökten gelen şeyleri kabul etmeyiz vesaire ifadeler. Çok ciddi kişiler bunu söylüyorlar. İnanmayız diyor. لَوْمَا تَيْتِينَ بِالْمَلَائِكَ. Şimdi devamı çok acayip, ayet bitiyor. Mektubat kimdeyse hazır olsun. لَوْمَا تَيْتِينَ بِالْمَلَائِكَ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Eğer doğru söylüyorlarsa biz meleklerle Kur'an'ı gönderseydik, mannezülü melaike illa bil hak. Melekler geldi mi hak ile gelir. Ne demek bu? Yani Allah Celle Celaluhu burada hüküm gönderiyor. Ordu komutanı, en başta söyledim, bir haber gönderiyor. Düşman geliyor diye ben kabul etmiyorum. Sen ordu komutanı yalancısın demeye getiriyorsun. Melekler Kur'an'ı getirseler yalanladığınız anda direkt azabı gönderir. Bir efendim nefes dahi ömür vermezdim. Niye? E o zaman direkt Allah'ı yalanlıyorsun. Direkt. Orada çok ince bir nokta var. Çok ince. Ama anlaşılmayan bir şey değil. Mâ nezzülü melâike illâ bilhak ve mâ kânû izen munzer. O zaman size mühlet vermezdik diyor. Direkt sizi cehenneme atardık. Şimdi Mevla gaybi imanı muhakeme etme, düşünme kabiliyetin oluyor. Yani aklınla anlıyorsun. Şimdi ben olağanüstü biri değilim. Aynı. Aynıyız. Aynı tavadayız. Yani aklım benim tasarrufumda değil. Kalbim, nefesim, gök, yer, hiçbir şey. Şimdi bana bir haber geliyor. Ne? Ey insan, evet. Sen konuldun, göçeceksin. Devamı var, ahiret var. Kim diyor bunu? Allah. Kime söylüyor? Hazreti Muhammed'e. Ondan kim duydu? Hazreti Ömerler, Ebubekirler. Bunların birinin yalan söylemesi mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü neden? Yani böyle bir varsayım bile olsa hepsi gerçek. Hepsi doğru. Babam, annem kendi tasarrufunda değil. Onun babası kendi tasarrufunda değil. Burada tasarruf eden kimse yok. Bir güç yok. Bu gelen haberlerin hepsi doğru. Yalan olma ihtimali yok. Dünyanın en büyük ateisti vardı Fransa'da. Ne kadar Tanrı'yı inkar ettiysem hep karşıma çıktı diyor. En sonunda vazgeçtim diyor ateistlikten diyor. Başka ne olacak? Yani adam inkara uğraşıyor. Ne kadar inkar eder karşısına çıkıyor.
Ben inkara uğraşmıyorum, kayıtsız şartsız teslim oluyorum. Ben kayıtsız şartsız İslam'a teslim olmuş birisiyim. Hep beraber Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu ülkenin evladı olarak ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize kadir edenlere Rabbim fırsat vermesin. İman-ı kamil şu hatimeler nasip eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Hocam diyor, bankalardan alınan emekli promosyonların hükmü nedir? Bankalardan alınan emekli promosyonlarının durumu iki kısım. Bir, eğer faizli bir bankadan bu geliyorsa direkt faiz olur. Devlet yapısında olduğu için ismini vereceğim. Vakıf katılım gibi. Katılımdan geliyorsa bir iki tane daha var. Efendim, Kuveyt ve Albaraka. Buradan geliyorsa murabaha sistemi vardır orada. Ticaret yapısı vardır. Uzun bir meseledir. Orada alınabilir. Şimdi promosyon nedir? İslam bir teraziye benzer. Bir tarafında günümüz ifadesiyle konuşalım. Üzüm, şeftali var. Karşısındaki 10 lira helal olur. Şu ürün var. Bir tarafında sigara var, tahrimen mekruh. Terazinin öbür tarafı 10 lira, tahrimen mekruh olur. Oraya tabi. Şimdi siz söyleyin, sessiz cevap isteyeceğim. Terazinin bir tarafında içki var, onun karşısındaki 10 lira ne olur? Söyleyin. Haram olur. Terazinin bir tarafında para var, paradan gelen para ne olur? Faiz olur. Ticaret yok ki ortada. Bir aktif ticaret yok. Mudarebe, murabaha bir şey yok ortada. Paradan gelen direkt fazlalık bu. Nereye, hangi teraziye koyarsan koy, bu adam faiz müessesesidir. Bu faiz, düzeltiyorum, faiz kurumlarından gelen faiz olur. Finans müesseselerinden gelen murabaha olur, kullanılabilir. Kelimeyi seçerek kullandım. Faiz kurumları, kurum nerede oluyor? Bacalarda oluyor. Evet. Rabbim Celle Celal bu faiz belasından tez zaman kurtarsın. Amin. Faiz kurumlarından gelen, Allah nur içinde yatırsın. Timur Hoca derdi ki, faiz olan bankanın sokağından eviniz geçiyorsa, konuşmasını taklit edeceğim ama ne kadarını yapabilirim bilmiyorum. Vallahi yolunuzu değiştirin, diğer yoldan geçin derdi böyle. Gayretli bir yapısı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu helal ve haram hassasiyeti. Efendim millet mücahitlik yapıyor. Efendim faizi kaldıracağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ya bu milletin %92'sini, yani %92, yani paranın %92'si faizli bankada. Ya seni Amerika mı zorla götürüyor? İsrail mi zorla götürüyor? Kim seni zorla götürüyor ya? Bağırmana gerek yok arkadaş. Götürme. Gitme arkadaşım. Vallahi ben bu hayatı yaşıyorum, yani şu anda bu hayatın içindeyim. Bende kredi kartı yok. Kullanmıyorum. Ya kullanmıyorum. Ben de hayat yaşıyorum. Kendime göre ciddi bir sistem, bak 5000 kişilik aşevini 10.000'e çıkartıyoruz şu anda. Ödenekler var, şu var, bu var vesaire. Vakfın ödenekleri var. Kredi kartlarına bulaşmayın asla. İstemiyorum. Bulaşmayın. Ne kadar babam, Allah nur içinde yatırsın, derdi ki, evlat benim sana vasiyetim, ne kadar paran var o kadar iş yap. Kimsenin ahını alma. Bir kuruş borcum da yok. Ne kadar param var o kadar iş yapıyorum. Yoksa rahatım, yatıyorum aşağıya. Adam biri gitmiş, ağacın altında yatmış. Bir soru daha var, onu da cevaplayayım, bitireyim. Ağacın altında yatmış. Ondan sonra Abdülsemet de gelmiş. Demiş, kalk. Demiş, sonra çalış. Sonra para kazan. Sonra işte imkanların olur. Sonra sırt üstü yatarsın. Ben ne yapıyorum dedi ya. Peşine yatıyorum dedi yani. Şimdi ne kadar para var o kadar iş yapıyorum. Yoksa yatıyorum. Ne yapayım? Çalışmıyorum değil, çalışıyoruz bak. Bizim şimdi fındıklarda çalıştık yani. Elhamdülillah bayağı da fındığımız var. Allah bereketini arttırsın inşallah.
Yanmışım hocam belli. Hakikat mi? Kredi kartından diyor yapılan alışveriş. Mesela bankalar bu parayı veriyor. Ha ne yapalım? Ha güzel. Şimdi yani bu faizli bankadan alınan para alınır. Bunu mesela Pakistan'a gönderin, Suriye'ye gönderin. Yani size ait olmayan, size ve çevrenize menfaati sağlamayacak, kendinize dönmeyecek şekilde efendim bir üçüncü şahsa, fakire, muhtaçlara verilebilir. Kurslar alacak olursa bu mesela müessesele diyelim ki buraya getirdiniz. Deyin ki bu promosyon parasıdır. Burada efendim talebeye, buranın ışığına, giderine asla kullanılmaz. Yani bize mesela öyle nadir oluyor, diyor ki promosyon parası. Onu vergi giderleri gibi bu şekilde yani insanların ihtiyacını görecek yerde bile kullanılması pek hoş değil. Yani sigorta giderleri, vergi giderleri gibi ekstra yine insanın şahsına gitmemesi lazım. Bu faiz meselesi az bir iş değil. Dünyada Allah'ın direkt bana savaş ettiniz dediği iki şey vardır. Bir, Allah'ın dostlarına, dedim ya ilim ehline gadretmeyin. Men adâ li veliyyen fekad âzentuhu bil harb. Kim benim dostuma düşmanlık yaparsa düşmanlık, ben ona savaş ilan ederim. Bir, iki, efendim, fe innem tef'alû, faizden vazgeçmezseniz fe'ezenu bi harbin minallâhi ve rasûlih. Allah'a, peygambere savaş ilan ettiniz diyor. Yani faiz böyle büyük bir günahtır. Direkt Allah'a savaştır. Efendim insan kaybeder, Allah kazanır. Allah'ın Celle Celaluhu'nun gücünün karşısında kimsenin takı güç yetirme mümkün değil. Onun için bütün dünya, Amerika'da faiz sıfır, Avrupa'da sıfır. Efendim İsrail'de sıfır. Gidin araştırın. Japonya'da eksi bir. Diyor ki bir yıl senin paranı bekledim. Onun için diyor paranı beklediğim için 100 bin lira verdin, 99 bin lira öderim sana diyor. İslam ülkelerine faizi özellikle dikte ediyorlar ve oraları sömürmek için. Allah bu sömürüden de tez zaman bizi kurtarsın inşallah. Tez zaman kurtarsın. Ama ülkemiz bağımsız değil. Bazı şeyler diyemiyorum. Çok içeride de dışarıda da ülkemize gadretmek isteyenler var. Allah tam bağımsızlık nasip eylesin. Amin. Askerimize cesaret nasip eylesin. Amin. İdarecilerimizi hakka muvaffak eylesin. Amin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin. Kredi kartından yapılan alışverişte efendim verdiği puanlar. Kredi kartı meselesinde de şöyle bir durum var. Şimdi kredi kartıyla alışveriş yaptınız. Bir, adam diyor ki ben 1000 lira peşin, 1200 lira vadeli. Bu vadeleri sana mı ödeyeceğim? Evet, bana ödeyeceksin diyor. Kredi kartından taksitlerini kaçırmadın. Efendim ona 1200 lira ödedin. Buraya kadar bir şey görülmüyor. Tavsiye etmem. Ama ödedin. Orada işlem parası %1, %1 neyse onu geç. Orada faiz yok. O değil faiz. 2. Gözden kaçan bir mesele. İşlem yaptın. Efendim 10 bin liralık işlemi yaptın. Ondan sonra banka seni taksitlendiriyor. 10 bin lirayı o müesseseye gönderiyor. 10 bin lirayı banka gönderiyor. Senden 12 bin lira, 2 bin lira senden faiz alıyor. Zannediyorsun ki ben aldığım ürüne taksit yaptım. Hayır. Aldığın paraya taksit yapıyorsun. Kredi kartlarında bu var. O işi yani kullanıyorsanız ki kullanmayın. Direkt harama giriliyor. Ne zorunuz var anlamadım ya. Ne gerek var? Ne gerek var? Yani Rabbim haramlardan bizi muhafaza eylesin. Dikkat edin. Böyle bir şey yapılıyorsa hiç olmazsa dikkat edilsin. Bir defa hayat yaşıyoruz. Ahiretteki hesabımız kolay olsun. Tekrar ediyorum. Kredi kartlarındaki işlem iki tane. Bir, işlemi yapıyorsun. Müessese sana taksit yapıyor. Ondan sonra da gününde de alırsa, müessese onu gününde çekerse, 30-35 gün neyse, o durumda 1000 lirayı 960 lira olarak peşin almazsa o da faize girmez. 1000 lirayı 1000 lira olarak gününde. Bu işlemi bilenler dediğim çok iyi anlar. Taksitlendirmeyi de o müessese bana sattığı ürün ile yaparsa efendim ben bankaya ödesem de neticede oraya gidiyor o para, banka işlem parası alıyor. Buraya kadar faiz görülmedi. Tavsiye etmem. Tekrar tekrar. Ancak iki,
Müessese diyor ki 10 bin lira benim ürünüm diyor. Kart sana diyor taksit yapıyor diyor. 12 bin lira. Kart taksit yapıyor ne demek? Yani 10 bin lirayı o kart oraya gönderiyor. Senin adına faiz işlemini bankadan uğraşmıyorsun, otomatik yapıyorsun. 2 bin lira faiz ödüyorsun. Ahirette ver hesabını, verebilirsin. Rabbim haramlardan bizi muhafaza eylesin. Yanlışlardan muhafaza eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Diyelim cemi cümle günahlarımızı tövbe ya Rabbi, estağfurullah, 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 el-azim el-kerim el-rahim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel kayyumu etubu ileyh onun habibine salavat Allah'ımız. Son nefeste iman kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin.